Önce Almanya'yı sonra İspanya'yı yendiler ve Almanya İspanyalı gruptan lider çıktılar. Bugünün formatı onların üzerine olacak. Sadece Japon transferler yapacağız ve sadece altyapıdan Japon futbolcular çıkaracağız. Celtic'teyiz. Celtic'i seçmemdeki en önemli sebep de bu kulübün efsanelerinden biri Sun Nakamura'dır. O da Japon bir futbolcudur. Tamamen Japon bir kadroyla hedef bugün Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak olacak Celtic'le. Sizlere sene başında Celtic'in takım kadrosunu göstereyim. Burada Furuashi var, Japon forvet. Maeda var yine. Yani Japon futbolculara önem veren bir kulüp burası. Orta sahasında Hatate var. 3 tane Japon futbolcuları var. Yine orta sahasında Ideguchi varmış. 4. Japon'u da bulduk. Biz bu Japon futbolcu sayısını baya baya arttıracağız bugün. En değerli oyuncumuz Jota. En değersizimiz Murray. Yine genel olarak en yüksek overall'a sahip oyuncu McGregor. İlk sezondan başarabilir miyiz bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. 31 milyon euro'luk bütçemiz var. altyap personelimizi çok beğendiğimi söyleyemem. O yüzden 5'e 5 yıldızlık bir yetenek avcısı tutuyoruz. Bu adamı da bazı bazı mevkilerde eksiği olan Japonya'ya göndereceğim. Örneğin çok kısa zamanda bizim kaleci bulmamız gerekiyor. 3 aylık süreçte Japonya'dan iyi bir kaleci çıkarmam lazım. Genç. Bizde kiralık olan ya da başka kulüplerde kiralık olan futbolcuları ya geri çağıracağım ya da kulüplerine geri göndereceğim. Geri çağırdığım futbolcuları da sonrasında satış listesine ekleyeceğim. Hedefim bu yönde. İlk olarak genç futbolcularla başlayacağız. Nakai'yi Real Madrid'den istiyorum. 900 bin euro karşılığında anlaşıyoruz. Lask'ta çok genç bir oyuncu var. Keito Nakamura diye. Maeda'yı bizden istediler. Hayır ya Japon futbolcu için Japon futbolcu takas etmeyeceğim tabii ki. Nakamura'yı alıyor. O Bu adamı yanlış hatırlamıyorsam bir kere daha kullanmıştım. Satoshi Tanaka. Celtic'te. Ama ne zaman kullandığımı bile hatırlamıyorum. Yıllar olmuş olabilir. Bir yandan da oyuncularımıza teklifler gelmeye başladı. Giacomo Akis'i göndereceğiz. 4750. Diğer oyuncu için de Carl için de görüşmeler sürüyor. Bu arada altyapıya hiç bakmadık ama buraya bakmaya da gerek yokmuş. Hepsini serbest bırakıyorum. Giacomo Akis gitti. Alexandro Bernabé'ye teklif geldi 3850. Bu teklifi yükselteceğiz. Aslında çok potansiyelli isimlerden biri. Kullanmayı da çok severim Bernabé'yi. 4 milyon euro yaptık. Carl için 4,5 milyon euro da anlaştık. James Forrest gidecek. Greg Taylor için 4350. Abilt Gart için önemli bir teklif geldi yine. Mete O'Reilly için de görüşmeler sürecek. Bütün takımı transfer listesine koyunca neredeyse herkese teklifler gelmeye devam ediyor. 6.1'de anlaştık. Liam Shaw 1.150. Welsh için 2.5 milyon euro. Anthony Ralston için 2.8. Bu teklif düşük. Ralston için 3.4'de anlaştık. Son olarak da Aaron Moy 5.1'e gidebilir. Yalnız bu kadar adam gidecekse bir an önce transfer yapmam lazım benim. Gerçi bu kadar adam gidebilir. Kadro dışında çok fazla oyuncu var. Bernabe'yi Augsburg'da en potansiyelli Japon futbolculardan birini almaya geldik. Teklifim 11 milyon euro olacak Kubo için. Hatta burada takasta bir sağ kanat istediler Abada diye. 4.3 artı Abada desek. %2 pay. Tamam. Hazır elimizde para varken onu da alacağım. Riz Doğan Freiburg'da oynuyor. 17 milyon euroluk teklifle başlıyoruz. Kanatlar çok potansiyelli olacak. Meteorali Freiburg'da. Abildgaard gitti. Clermont'la anlaştı. Greg Taylor'ı Salzburg'a gönderdik. James Forrest, Nottingham Forrest'a gitti. Takımla soy ismi neredeyse aynı. Neredeyse. Erin Moyda, Wolverhampton'a gitti 5.1'e. Hatta devam ediyor. Anthony Ralston, Stuttgart'ta. Bu kadar oyuncuyu aynı anda sattığımı hatırlamıyorum. 36 milyon euro'muz var. Kendisini yakın zamanda da kullandıydım ama bugünün konsepti için. Sadek odur. Sugawara. Aze Alkmar'dan Selte. Orta sahaya yine çok acayip seviyelere çıkabilen bir isim getireceğim. Kanya Fujimoto. Kubo'yu takası kullanmayacağız. Öyle bir şey olabilir mi ya? 10.050. Teklifi o kadar az arttırdım ki. 10.7 %20 paya da bu iş bitti. Bu arada şu 3 futbolcu gitmemiş. 3 futbolcu bence büyük bir sayı o yüzden maaşlardan indirime gitmeye başlayacağız. Transferlere devam ediyoruz. Stoper için Ko Itakura 8 milyon euro teklif ediyorum Möşün Kubo'yu istiyorlar. Kubo'yu verir miyim? Vermem. 9 milyon euro ve anlaşıyoruz. Osaze için teklif var. 1 milyon euro. Furuhashi istiyorlar da Furuhashi göndermeyeceğim. Albion Ayeti için teklif var. Takaslı oyuncu olmasın. Scott Bey'ini Kasımpaşa istiyor. Osaze gitti. Liam Shaw için bir teklif daha geldi. Ayeti için anlaştık. Carter Vickers'a da iyi teklif ama birazcık daha yükselteceğiz. 11 milyon euro seviyesine çıkma ihtimali yüksek ama çıkmadılar. 10.9 istiyorum Carter Vickers için. Turnbull'a takaslı bir teklif geldi. Yine takastaki oyuncuyu kaldırdık. Carter Vickers Fulham'da. Welsh'e bir teklif daha var. Daha önce teklifi reddetmişti. Yine anlaşamayan isimler var. Ayete gitmedi. Şov gitmedi. Şov'un maaşı da çok yüksek değil aslında. Cohart'ı Başakşehir istiyor. Türkiye'ye gidebilir. Stephen Welsh için anlaştık. Turnbull 10.6 hiç fena değil teklif. Bir yandan Juranovic'e de teklif geldi. Biraz düşük. Bu adamları satabilirsek hedefte çok önemli bir sağ bek var. Tabi sağ beklerden birinde sol bek yapacağız. Juranovic için anlaşamadık ilk etapta. Wolverhampton'ın birazcık yükseltmesi lazım 6.2. Gerginlik de çok arttı. Tamam 6.2 hadi. Hadi hadi. Joe Hart Başakşehir'de. Turnbull Bohum'a gitti. Bütçe 38 milyon euro oldu. Transfer zamanı. Arsenal'dan Tomiyasu istiyorum. Ya o da sol bek olabilir. Sugawara da sol bek olabilir. İkisinden birini kesin sol bek yapacağız da hangisi belli değil. 28. Nokta küsürlerde ilerlemek istiyorum ama çok yüksek fiyatlar istiyorlar Tomiyasu için. 32.9'da anlaştık. Ben Sugawara'yı sol bek yapacağım. Yurenov işte Wolverhampton'da. Daha satılması gereken çok fazla oyuncu var. İsmail'e soruyu da Mitulant'ı istiyor. 1,5 milyon euroluk teklif geldi. Sıradaki hedef Hiroki Ito. Bu adam için 3.2 teklif yapıyorum. 3.6'ya transferi bitiriyoruz. Ya bu adamın gelişimi hiç yok gibi Furuhashi'nin. Forvet'te çok daha genç bir isim tercih edebiliriz. Ya da mevcut oyunculardan birini Forvet'e atarsak çok daha iyi olacak. Maeda'yı forvet yapıyorum. Ruhashi'yi de kiralayacağız. Fenerbahçe Jota'yı istiyor. Hemen Jota için Fenerbahçe ile görüşüyoruz. 23.8'e anlaştık. Soro satıldı. Karl için bu sefer Trabzon'dan teklif geldi. 3.8. Tabi daha önce 4.5 milyon euroları görmüştük. Trabzon'dan da aynı fiyatı isteyeceğim. 4.5 e anlaşıyoruz. Fenerbahçe Jota'yı aldı. 3 tane oyunda Japon kaleci var. Yani bence hiçbiri iyi değil. O yüzden altyapıdan iyi bir kaleci bulmak zorundayım diye düşünüyorum. Sabek rotasyonu için Uchino. Düsseldorf'ta oynuyor. 440 bin euroya geliyor. Bu adamı defansif orta saha rotasyonunda da kullanabilirim. Stopere de çekebilirim. Out Anaka. Düsseldorf'tan yine. Burada Nakamura'yı takasta istediler. Teklifi arttıralım. Daha iyi. 3.4'e çıkardım teklifi. Kar satıldı Trabzon'da. Benjamin Sigrist için teklif var Stock City'den. Buruhashi'yi Bilbao 2 yıllığına kiralamak istiyor. Sigrist gitti. Buruhashi'yi 2 yıllığına Bilbao'da. Kanat rotasyonu için Barça'dan Hiroki Abe'yi getireceğiz. Bakalım burada kaç gene ulaşacak. En azından biz altyapıdan iyi bir kaleci bulana kadar Kosuke Nakamura kaleyi koruyacak. Açıkçası bu adamın defansif özellikleri yüksek. Acaba transfer ettikten sonra stopere çekebilir miyim diye düşünüyorum. Hidemasa Morita 13.5'e geldi. Evet geldik satamadığımız Japon olmayan futbolcuları serbest bırakmaya. Gönderebileceğimiz kadarını gönderiyorum. Bu arada Sugawara sol bek oldu. Evet önemli soru şu. Morita kaç haftada stoper olabiliyor? Çok uzun sürüyor. Hani 61 haftada sağ bek olabiliyor. Açıkçası sabek olmasını da düşünebilirim. Çünkü şöyle bir şey var. Tomiyasu eğer stopere çekilirse 2 haftada stoper oluyor. Stoperin birini netleştiririz. Kesin stoperimiz olur. Sabek bir şekilde devşirebilirim diye düşünüyorum. Bu adamı önce defansif orta saha yapacağım. 2 haftada. Defansif orta sahadan diğer pozisyonlara belki daha hızlı bir şekilde gider diye düşünüyorum. Rissu Doğan sol kanat oldu. Takefuso Kubo da sağ kanat. Maeda'yı da forvete çektik. Takımda bir MacGregor kaldı. Onun değeri çok yüksek. Devre arasında satarım diye düşünüyorum. Bir de İkinci kaleci Barkas. Evet kadro hazır. Bu sene değişik şeyler deneyeceğiz. Ha, Ito'dan stoper de olur aslında da. Ben Ito'ya güveniyor muyum? Emin değilim. Sizlere şöyle gelen giden listesini göstereyim. Celtic bu sene neredeyse tüm kadroyu sattı ve sıfırdan Japon futbolcularla yeniden kuruldu. Şampiyonlar Ligi'nde F grubundayız. Real Madrid, Leipzig, Shakhtar. Üçüncü olabilirsek ne mutlu bize. Geçiş senelerinde genellikle çok bir şey beklemiyorum kulüplerden. O yüzden Avrupa Ligi'nde devam etmek isterim. F grubunda istediğimizi aldık. 4 puan, üçüncülük. Avrupa Ligi'nde rakip Feyenoord. Nakamura'yı sol kanada çektik. Sol orta sağdan. Morita MD oldu. Sabeke çekilme süresi arttı oyuncunun. O zaman Morita MD da kalacak belli ki. Öyle olduğu için de Tomiyasu Sabek'te kalıyor. Forvet için devre arasında Tagawa'yı getireceğiz. 3 milyon euro teklif ediyorum ve kulübüyle anlaştık. Bir şekilde bizim Forvet sorununu çözmemiz lazım. Forvet'teki oyuncunun şu an gelişimi çok yavaşladı. Yani potansiyel olarak da müthiş seviyelerde değil zaten. Bir de devre arasında Minamino'yu getirip ofansif orta saha yapmayı planlıyorum. McGregor'ı takasta istediler çok daha iyi oldu bu. Maeda'yı kiralayacağız. Tagava'ya yönleneceğiz bakalım ne olacak. Minamino 2 haftada ofansif orta olabiliyor. Maeda için Sporting Lisbon'dan kiralama teklifi geldi. Oyuncuyu 6 aylığına Sporting'e kiraladık. Ve geldik Feyenoord maçına. Takım kadrosu fena değil. İyi gidiyorlar. Seneye daha iyi gelişebilirler. Bir forvet bir kaleci. Şu an yani tek istediğim bu. O seviyelerde iyi olmamız lazım. Feyenoord'a kaybettik ama. Gerekirse forveti de altyapıdan çıkaracağız. Ya da Rissu'yu, Kubo'yu birini forvete çekeceğiz. 1-0'dan 2-1 uzatmalarda kaybetmek ne? Elendik. Bu arkadaşı da yeniden Japonya'ya kaleci aramaya gönderdim. Bu sefer 9 aylığına. İlk sezon sonu İskoçya Ligi'nde normal sezonda 1. turda 3. olduk. Sadece liderin 5 puan arkasındaydık. Şampiyona grubunda ise... Rangers şampiyonluğu aldı. Biz yine 3. olduk. İskoçya kupasına geldiğimizde 1-0'lık Ars galibiyeti. Sonra çeyrek finalde 2-0. Yara finalde Aberdeen'i geçtik. Şampiyon Celtic Rangers'ı finalde 2-0'la yeniyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni Inter aldı. Avrupa Ligi'ni Manchester United kazandı. Konferans Ligi'ni ise Nice müzesine götürdü. Sene sonu itibariyle kadroya geldiğimizde 80 üstüne çıkan oyuncular var. Güzel haber. Bu arada kaleci Nakamura'nın artı 4 artışı iyiydi. En azından bu seneyi idare etti bu kaleci. Sugawara Solbek'te artı 6 dedi. Itakura artı 3 demiş. 80'e bir şekilde ulaşması lazım bu ismin. Biraz uzun sürebilir. Ito'nun artı 4'ü çok değerli. Tomiyasu artı 3 dedi sabekte. Uchino artı 4 dedi. Morita çok az gelişti. Artı 1 çok düşük. Seneye bu adam da 80 ne bir şekilde ulaşması gerekiyor. Tanaka ve diğer Tanaka artı 3 artı 4 arttılar. Fujimoto çok iyi seviyelere gelecek net olarak söyleyebilirim. Hatate transfer listesinde hemen çıkardık. Devam ediyoruz. Nakai artı 4 dedi. Isu Doğan artı 4. Abi artı 5 dedi. Kubo artı 5 dedi. Kubo 80 seviyesine neredeyse geldi. Minamino'nun pozisyonu değişti. Ofansif orta saha oldu. O da transfer isteği göndermiş ama yakında değişebilir. Sadece 4 maça çıkmış Minamino. Öyle bir sıkıntı var. Devam ediyoruz. Tagawa artı 3 dedi. Tagawa biraz umut verdi. Seneye forvet anlamında. Kiralık gönderdiğimiz Maeda ve Furuhashi hiç gelişmedi. Performanslarda Fujimoto inanılmazdı. Rizu Doğan çok iyi oynadı. Tagawa fena değildi. Diğer isimlerin katkıları da çok idare eder seviyede. En değerli oyuncu Tomiyasu. Sene sonu 36 milyon euro kar elde ettik. Ritsu Doan'ın forması en fazla formayı sattırdı. Krallıklara geldiğimizde Ritsu Doan 5. gol krallığında Fujimoto 7, asist kralı Fujimoto Ritsu Doan 2. Nakamura da ligde en fazla gol yenmeyen maç sayısına ulaşan kaleci. Fuji Fujiwara'yı A takıma çıkaracağız. Hani potansiyeli yüksek görünüyor ama bu adamı kiralayarak belli bir yere gelmesini sağlayabilirim şu an için. Hala iyi kaleci bulamadık sene sonu itibarıyla. Yeni sezon başlıyor. Bütçe 56 milyon euro çok iyi bütçe. Tabi hedefte bir tane isim olmalı. Daichi Kamada 26 yaş 82 gende. Ofansif orta saha bundan sonra ona emanet olacak. Bu arada Vasilios Barkas'ı serbest bırakıyorum. Takım ikinci sene itibariyle tamamen Japon futbolculardan oluşuyor. Bu arada Maeda'yı 2 yıllığına Lazio'ya kiralayabiliriz. Nakamura'yı istiyorlar. Nakamura'yı kaleci bulmadan gönderemem. Satoshi Tanaka'yı da kiralamak istiyorum bu sene. Maeda yine kiralandı. Bu sefer 2 yıllığına. Tanaka'da gitti. Uchino'ya da kiralama teklifi geldi. Ala e yollayabiliriz. Kendisi de kabul ederse. Nakai de Burnley'e gidebilir. Uchino kiralandı. Nakai de kiralandı. Transfer bu sene Celtic'de bitti. İşte sene başı itibariyle takım kadrosu görüntüde. Zaten 18 tane futbolcumuz kaldı an itibariyle. Avrupa Ligi'nde playoff oynuyoruz. Aarhus'ta. Bu sene Avrupa Ligi'nde olmalıyız. Bir şekilde gitmemiz gerekiyor. 5-1 ile İlk maç sonucunda Avrupa Ligi gruplarındayız diyebiliriz. Rövanş günü ve kazanan takım 1-0'la Celtic. Avrupa Ligi F grubunda Monaco, Young Boys, Malmö, Celtic bu gruptan lider çıkabilir. Sanırım kaleci bulmuş olabiliriz. Vatan abi bu adam 59 65 aralığında 89-94 potansiyelindeymiş. Devre arası itibariyle inanılmaz bir kaleci geliyor. Yeni 62 Vatan abinin. Hatta yedek kaleci bile çıkaracağız. O da Ikemoto Ono. Onun da yeni fena değil. Bu adamda özel oyuncu potansiyeli var. Yani Nakamura'yı hatta Ono'yu kiralayacağız. Vatan Vatanabey bu sene bir şekilde oynayacak. Potansiyelinin düşmesini istemiyorum. Avrupa Ligi'nde F grubunda 9 puanla elendik. O yüzden kaleci gönderebilirim. Ligde de havlu atmak uğruna ben o kaleciyi bir şekilde Celtic'e kazandıracağım. Evet Nakamura'yı serbest bırakma zamanı. Yolumuza Konferans Ligi'nden devam ediyoruz. Nans'la oynayacağız ön eleme turunda. İlk maç deplasmanda Watanabe ısınmaya başlıyor. Kubo'da eksi keskinlik var. Bunun da en önemli sebebi bir türlü forma şansı giyememesi. 2-0'la bugün kazandık. Minamino onu çok etkiledi. İskoçya'dayız. Rövanş günü ve kazanan Nantes olsa da turluyoruz. Son 16'dayız. Son 16'da rakip Fiorentina. Çok bir iddiamızın olduğunu söyleyemem bu sene. Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Derken 3-2 kazandık. Tagave ve Doğan. Devam ediyoruz. Deplasmandayız bu sefer. 2-2 yetti çeyrek final geldi. Abi bu kaleciyle çok ilginç işler yapıyoruz onu söyleyeyim. Ligde de iyi gidiyor takım. Çeyrek final rakip Feyenoord. Yine iyi kura çektiğimizi düşünüyorum ama bizim sağımız solumuz belli olmaz. Ya yani 3-1 kaybettik. Bunu tahmin ettim ama. Buraya kadar çok iyi getirdik. Feyenoord mu Celtic mi? Revanş günü. 2-1 kazandık ama yetmedi. Sezon sonu yaptık. Birinci turda Celtic 77 puanla Rangers'ın ardından ikinci oldu. İkinci turda ise 87 puanla yine ikinci olduk. Şampiyon Rangers. İskoçya kupasına geldiğimizde çeyrek finalde başlayıp elendik 2-1 ile. Rangers burayı da aldı. Süper Kupa Inter. Şampiyonlar Ligi Leipzig. Avrupa Ligi bu sene Benfica'nın ve Konferans Ligi Newcastle United'ın oldu. Şu bir gerçek. Vatan abi birazcık kendini göstermeye başlayınca bu takım çok iyi yerlere gelecek. Şu ana kadar artı 2 gelişti. 2 hafta sonra artı 3 olacak yani 65'e ulaşacak. Bütün maçlarda oynadı. Yedek kalecilere şans vermedi. Ona da gönderilebilir bu arada kiralık olarak yeni sezon başında. Defans hattındaki artı 3'ler ve artı 4 gayet muazzamdı. Uchino hiç gelişmedi. Seneye 2 tane yedek bek alacağız. Bu adamların genleri 70 civarlarında olmalı. Morita sadece artı 1 dedi. Yani defansif orta sahamızın yapacağı herhalde maksimum 81'i görmek 2 senede bu gidişle. Tanaka artı 2 dedi kiralanda kulüpte. Fujimoto müthiş gelişmeye devam ediyor. Kamada 84 dedi. Minamino'nun transfer isteğini çekemiyorum. Oyuncu bir süredir böyle takılıyor. Nakai artı 3 gelişti Burnley'de. Ritsu Doğan artı 4 dedi. Nakamura fena değil de Kubo artı 4 dedi. Kubo'nun transfer isteğini de çekemiyorum. Yeni kontrat da imzalayamıyorum. Şu an için ilerleyen dönemde bu geçebilir Tagawa artı 4 Diğer kiralık forvetler hiç gelişmedi En iyi performans Toplamda Sudan'dan, Gol anlamında da Sudan'dan, Asist anlamında Fujimoto ve Sudan'dan geldi En değerli oyuncumuz ise Takehiro Tomiyasu bu sene altyapıdan gerçekten çok iyi kaleci kazandıran Lance Davis'ına teşekkür etmek istiyorum. Müthiş bir adam buldu. Sezon sonu 41 milyon euro kar elde ettik. En fazla Rissu Doğan'ın forması satıldı. İskoçya Ligi'nde gol krallığında Rissu Doğan 4, 7 Kamada, Fujimoto 8, Tagawa 10, asist krallığında 2-3 bizdendi. Gol yenmeyen maç sayısında ise Vatan abi 10. 16 maça göre iyi performans. Ben bu gene göre de çok iyi performans gördüğümüzü söyleyebilirim. Yeni sezon başlıyor Bütçe 59 milyon euro Solbek için 2.3 milyon euro verip o Ogawa'yı alacağız 2.7 dediler 72 gen Önemli rotasyon oyuncusu için Kanat rotasyonu için bir isim daha gelecek Kunimoto 75 gene sahip bu oyuncuda. Kendi sağ kanat beki ama sağ beke çekerim diye düşünüyorum. Hashioka ve muhtemelen son transferlerimizden biri olabilir. Toplamda yapacağımız Kotaro Yamada diye bir regen oluşmuş stoper. Hasebe'nin regen olma ihtimali var diye düşünüyorum. Tabi bu oyuncu da gelecek yedek olacak. birincisi Fujiwara'yı serbest bırakıyorum. Yine Uchino'yu da serbest bırakacağım. Hashioka bakalım kaç haftada sabek? 7 hafta. bu Uchi'yi satacağız. Ortası 69 kendi. Oyuncu gitti. Nakai'yi kiralayabiliriz. Kemoto Ono'yu kiralayacağız. Bu adam gelişebilir. Bu adam da 70 seviyelerini görebilir bence. Nakai Elşe'de. Satoshi Tanaka'yı Leicester kiralamak istiyor. Ona kiralandı. Yine Furuhashi'yi kiralayacağız bir yıl daha. Hiroki Abe'yi de bir yıl kiralamak istiyorum. Tanaka kiralandı. Hiroki Abe kiralandı. Freiburg'da. Yine devam ediyoruz. Furuhashi de kiralandı. Şampiyonlar Ligi'nde eleme turunda rakip Salzburg. Kolay olacağını düşünmüyorum. Bugün işimiz zor ama kazanmak istiyoruz bu kaleciyle özellikle. 1-1. 70 seviyesine gelmesi lazım bu sene. Revanş, deplasman ve kazanan kim? Salzburg oldu. Eğlendik. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Bu arada Mina, Mina gönderme kararı aldım. Oyuncu Roma'da. Transfer Celtic için bu sene bitti. Yine bayağı oyuncu gitti geldi. Önemli değişiklikler oldu kulüpte. Bu arada pozisyon değişikliğimiz de var. Bu artık Sabek ki yani. Ama hiç gelişmedi. Avrupa Ligi B grubunda AZ Alkmaar, Braga, Nörköping rakipler. Hedef liderlik. Avrupa Ligi'nde B grubu lideri Celtic 16 puanla. Çok talihsiz bir kura. Tottenham'la oynuyoruz son 16'da ama bu sene Real, City, Atletico. Bu nasıl Avrupa Ligi ya? Yani yapacak çok bir şey yok gibi görünüyor. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız ama 4-2 kaybettik. Celtic mi yoksa Tottenham mı? Çeyrek finale kim gidiyor? 2 1'li onlar gidiyor toplamda 6 3'ler. Sene sonu yaptık. 1. turda Celtic 88 puanla lider. Şampiyona grubunda da 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlikle 99 puan ve şampiyon Celtic. İskoçya kupasına 3-1'lik galibiyetle başladık. Sonrasında çeyrek finalde elendik. Aberdeen şampiyon. Süper Kupa Benfica, Şampiyonlar Ligi Chelsea, Avrupa Ligi bu sene Atletico Madrid ve Konferans Ligi PSV'nin oldu. Sene sonu itibariyle işte takım görüntüde Vatanabe 70 oldu. Artı 5'lik gelişimini istiyordum zaten bu sene. Daha 3 hafta sonra da 71 olacak gibi duruyor. Ondan beklenti çok yüksek. Ono artı 2 gelişte kiralık gitti kulüpte. Defanstaki gelişimler baya yavaşlamaya başladı. Itakura'nın 25 haftası görünüyor ama sene sonu itibariyle tabi. Ito'nun ise 18 haftası var. Hatta 9 haftası varmış 82 olmak için. Devam ediyoruz. Tomiyasu artı 1 dedi. Onun gelişimi neredeyse bitti gibi. Fujimoto'nun gelişimi baya yavaşladı artı 2 dedi. Kubo onun pozisyonunu değiştirdim. Sol kanat yaptım. Burada daha fazla forma şansı giyer diye. Ritsu Doğan'ı da sağ kanada çektim. En azından ben sol kanat yaptıktan sonra forma şansı bulmaya başladı. Asistan menajer de niye forma vermiyor onu da anlamış değilim zaten. Tagawa 81 oldu. En iyi performans gol anlamında Ritsu Doğan, asist anlamında da Ritsu Doğan'dan geldi. En değerli oyuncu ise Ritsu Doğan. Hatate'nin nerede oynadığını gerçekten anlamıyorum. Bu adam bir yerde forma şansı buluyor ama neresi bilmiyorum. Sene sonu kar 120 milyon euro. En fazla Riz Sudoğan'ın forması satıldı bu senede. Krallıklarda 2-3-4 gol krallığında Celtic'ten. Asist krallığında da 2-4-5-6 Celtic'ten bu sene. Gol yem yamay sayısında Vatan abi ikinci. Yeni sezon başlıyor Celtic'te. Bütçe 98 milyon euro. Açıkçası çok fazla transfer edecek oyuncu da kalmadı. Mevcut kadroyla devam edeceğiz. Bu sene yedek forvet filan da geliyor. Umarım Tagava'yı etkilemezler. Antrenman planlarını güncelledim o yüzden bu seneye hazırız. Şampiyonlar Ligi'nde D grubundayız. İkinci torbadan katıldık. Real Madrid'in ardından bence bu gruptan çıkılabilir. Şampiyonlar Ligi'nde D grubunda ikinci olduk. Son 16 rakip Manchester City. Celtic mi yoksa Manchester City mi? İskoçya'dayız. 3-2 kaybettik. Haaland tutulamadı. Ve geldik rövanşa. Hadi deplasmanda bir sürpriz Gelmedi. 1-1 bitti. Sezon sonu Celtic birinci turda 71 puanla ikinciydi. Şampiyona grubunda da ikinci. Genellikle çok bir şey değişmiyor burada. İskoçya kupasında birinci turda elendik. Şampiyon Rangers. Geçen sene çok iyi olup bu sene aynı performansı gösterememek çok ilginç bence. Avrupa Ligi PSV'nin konferans ligi Frankfurt'un oldu. Ya bir yandan da kaleci gelişmeye devam ediyor. 76 oldu Vatanabi. Artı 5 daha dedi 76. Müthiş bir seviye. Çok hızlı yükseliyor. Umarım bu gelişimini devam ettirir. Ono artı 2 dedi. Sözleşmesinden memnun değilmiş. Mutlu ederiz seni. Sugawara artı 1. Genellikle futbolcular artı 1 artı 2'ye bağladı. Itakura yani kaptanımızın artı 2 gelişimi de fena değildi bu sene. Ito'da yakın zamanda 83 olacak gibi. Stoperler fena değil. Bekler çok iyi. Orta saha hattında Fujimoto ve Kamada bambaşka seviyeye çıktı. Morita yavaş yavaş yaşlanıyor. İyi haber değil. 31 yaşına geldi bu adam. 32'den sonra düşüş göstermeye başlar. Yani belki de MDO sıkıntısı çekebiliriz ilerleyen dönemde. Tabi öyle olursa Hatate'yi devreye sokup ya MDO'ya çekeriz ya da MDO'yu MO yaparız sistemsel olarak. Kamada 88, Kuba artı 1 dedi bu sene 87 oldu. Onun dışında Risu Doğan'ın 6 haftalık bir sakatlığı var. Tagawa Forvet'te artı 2 daha gelişti en iyi performans gol anlamında Kamada ve Doğan'dan asist anlamında Kamada'dan geldi. En değerli oyuncu Resu Doğan. Bu sene 152 milyon euro kar elde edildi. Kamada en fazla formayı sattırdı. 4 milyondan fazla forma satıldı. Herhalde büyük bir çoğunluğu Japonya'ya bu formaların. Krallıklarda 5, 6, 7, 8 Celtic'den gol krallığında. Asist krallığında 3 Kamada oldu. Gol yanmaya maç sayısında Watanabe 1. Watanabe bu kadar iyi performans sergilerken takımın aynı senkronu tutturamaması. Yeni sezona başlıyoruz. Bütçe 145 milyon euro oldu. Antrenman planlarını ayarladım. Bakalım Celtic bu sene neler yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde eleme turunda rakip Brondby. Bugün kazanmak istiyoruz. Watanabe'nin de bu sene 80'e doğru gitmesini bekliyorum. 4-1 kazandık. Rövanş günü. Brondby mi? Celtic mi? 2-1'de deplasmanda kazanıyoruz. Playoff turunda ise Sporting Lisbon'la oynayacağız. Bence Sporting'i eleyebiliriz derken Tagawa cezalıymış forvette. 4-2 kaybettik. Yine Avrupa Ligi'ne doğru adım adım gidiyoruz. Revanş günü bugün de Morita yok. Defansif orta sahada. Ve 2-1 kazanmamıza rağmen Avrupa Ligi'ndeyiz. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Avrupa Ligi'nde Feyenoord, Wien, Rosenburg. A grubundayız. Hedef liderlik. A grubunda liderlik geldi. 14 puan. Son 16'da rakip Arsenal. Deplasmandayız. İngiltere'deyiz. Hadi. Hadi. 1-0 Kamada. Kendimizde Arsenal'ı eleyebiliriz. 3-1 ile eledik. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek final rakip Monaco ve ilk maçta Fransa'da iyi sonuçta İskoçya'ya dönmek istiyoruz 4-2. Celtic Monaco yarı finale gitmek üzereyiz. 2-1 kaybetsek de yarı finaldeyiz. Yalnız bu resmen Şampiyonlar Ligi kurası. Böyle bir kura çekmek istemezdim. Önce deplasman Real Madrid 3-0 kaybettik. Celtic Real Madrid rövanş maçı. Maalesef burada eğleniyoruz. Sene sonu Celtic 74 puanla birinci turda sadece 2 puan Rangers'ın önünde. İkinci turda ise puan farkı ona çıktı. Şampiyon Celtic. Kupada ise bu sene çeyrek finalden başladık 1-0. Yarı finalde 3-1 ve şampiyon Celtic. Süper Kupa Paris, Şampiyonlar Ligi Barça, Avrupa Ligi bu sene Real Madrid ve Konferans Ligi Tottenham'ın oldu. Sene sonu Vatan abi 81. Adam harika gidiyor, harika gidiyor. Artı 5 gelişti. Sürekli antrenman planıyla oynuyorum ama devre arasında da değiştirdim. Şimdi de değiştiriyoruz. 82 bir hafta sonra olacak. Bu adam çok daha iyi yerlere gelecek belli ki. Defans hattında artı biller var sadece artık. Hani oyuncu gelişimi bakımından müthiş gelişimler kalmadı. Kamada çok şaşırttı. Artı 3 çok iyi bir gelişim. Kubo artı 2 dedi bu sene. Devam ediyoruz. Rissu Doğan artı 2. Tagawa artı 2. Ya takımın çok genç oluşu. Bizim gelişimlerimizi gerçekten iyi seviyelere getirdi. Tagawa en golcüydü. En asistçi de Rissu Doğan. En değerli oyuncu da Rissu Doğan. Sene sonu 157 milyon euro kar. Tagawa en fazla formayı sattırdı. Gol kralı Tagawa oldu 28 golle. Asist kralı Wright Rangers'tan 2-3-4 bizden. Gol yenmeyen maç sayısında Butez ve Watanabe eşit. Yeni sezon başlıyor Celtic'te 179 milyon euro. Kimseyi almayınca uçtu gidiyor bütçe. Şampiyonlar Ligi'nde E grubundayız. Ben Dortmund'u burada geçebileceğimizi düşünüyorum. Bu sene bu kadroyla hedef liderlik. 12 puan ve ikincilik geldi. 2 i̇ki Dortmund maçında kaybetmiştik. Dortmund da bunun üstüne iki mağlubiyet almış. Rakip Atletico Madrid. Dortmund da gerçi City ile oynuyor. Celtic mi? Atletico Madrid mi? İlk maç. İskoçya'da 1-1. Ravaj günündeyiz. Ve İspanya'da kazanan kim olacak? 4-1 ile Celtic. Dağıttık Tagawa. Çeyrek finalde rakip Chelsea. İlk maç İngiltere'de. Kadro bu sene. Böyle takımları yenmeye o kadar hazır ki Tagawa. Tek gol attı. Rövanş günündeyiz. Yarı final istiyoruz. Hadi. 2-1'lik galibiyet. Celtic yarı finalde. Yarı final rakibi Liverpool. Deplasmanda iyi sonuçla başlamak istiyoruz tura. Ve 1-1 bitti. Biz daha iyi oynadık. Revanş günü. Hadi İskoçya'da final istiyoruz. Final gelsin diyoruz Tagawa. Finaldeyiz. Sene sonu. Birinci turda 63 puanla Celtic. İkinci ama Şampiyona grubunda 5'te 5 beş yaptık Şampiyon Celtic. İskoçya Kupası'nda 3-1'lik galibiyetle başladık. Çeyrek'te de 3-1 dedik ama yarı finalde elendik. Süper Kupa Real Madrid. Şampiyonlar Ligi'nde final Real Madrid'le olacak. Avrupa Ligi Möşün Konferans Ligi Lille'in sene sonu itibariyle takım görüntüde. Vatan abi yine artı 5 daha dedi. Artı 3'ümüz vardı bu sene sol bekte Sugavara çok iyi gelişti. Onun dışında neredeyse herkes artı bir de Kubo bu sani artı üç gelişmek istedi adeta. Yine Furuyaşı sezon sonunda futbolu bırakıyormuş. Takımın yaş ortalaması baya ilerledi. En iyi performans Tagawa'dan geldi gol anlamında. Hatta toplamda da onda. Asist anlamında ise Kamada. Çok iyi sayılara ulaşan futbolcular vardı. Kubo en değerli oyuncu. 216 milyon euro kâr. En fazla Tagawa'nın forması satıldı. Şampiyonlar Ligi'nde krallıklarda iddiamız var mı? Tagawa'nın var. Tek gole ihtiyacı var. Asist krallığında Fujimoto'nun tek asist. Kamada'nın iki asiste ihtiyacı var. Gol yanmayan maç sayısında Vatan abi iddiasız gibi ama 5. Ligde ise Vatan Kamada ve Tagawa. Krallar. Formaları ayarladık. Biz maça hazırız. Final başladı Tagawa'yla. Tomiyasu Rissudan aldı tekrar Rissudan çizgiye indi Pas güzel vuruş kurtu Tomiyasu Ito iyi pas Bu arada Kubo vurdu kaleci Rissudan çok etkili Başladık vuruş Corners Osimen çok iyi top Vinicius Junior aldı Vinicius Junior pas Osimene vatan Asensio, Vinicius Junior, pas Osimen, Vinicius, Osimen, Vatan abi. Rissu getiriyor, Rissu'yu tutamadılar, Rissu Doğan vurdu Kurtuğa. Çok iyi top, şimdi Kamada aldı, ortayı yaptı arka direk Kristensen. Etkili döndü Kamada, bırakmadı Kamada, şimdi verdi Rissu Doğan'a. Rissu Doğan, pas güzel, hemen oynadı Tagawa ama Kamada vuramadı. Asensio verdi. Osimen Orta geldi Vinicius Junior. Real Madrid 1-0 önde. Kamada ile oynadı. Kamada. Kubo'ya. Sola. Kubo aldı. içeri girdi. Kubo veremedi. Ito ile gidiyoruz. Stopper gidiyoruz. Stopper çok kötü pas attı ama Tagawa'ya geldi. Tagawa Kurtuğa. Fujimoto. Kamada. Tomiyasu ile oynadı. su vurdu Kurtuğa. Çomeyni bir anda. Önü bomboş kaldı. Vatan abi. Şimdi hızlandı solda Takefuso Kubo. Etkili geliyoruz Kubo'yla. Kubo ortaya Kurtuğa. Derken boşta kaldı o top. Ama Kristensen. Kubo Ortayı yaptı kafa vuruşu. Out. Tagawa. Osimen. Brent çok iyi top attılar. Watanabe. Tagawa. Tagawa döndü ve müthiş bir pas attı Fujimoto'ya. Fujimoto karşı karşıya Fujimoto. 1-1 oldu. Dakika 74. Beraberlik geldi. Risto Doğan sağ taraftan çizgiye indi. Doğan verdi pası. Hernandez. Osimen, Osimen yerde. Bir anda bomboş kalıyordu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ay çıkama da. pas Tagava'ya. Tagava aldı. İyi kontrol. Tagava vurdu. 2-1 oldu. Dakika 90 Tagava. Öne geçiyoruz. Ve maçı 2-1 kazandık. Geriden geldik ve bunu başarıyoruz. Kaptan Itakura geldi. Sadece Japon futbolcularla Celtic'le Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonuz. Videonun da sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.